Kur'an'a aykırı bir şeyi bana dayatırsanız hayat olsa teperim. Hayat olsa kabul etmem. Ya da haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı. Zalim babam da olsa, mazlum düşmanım da olsa. Benim ne yaptığımı Allah biliyor. Ben halkım için savaşıyorum. İnsanların ne düşündükleri umurumda değil. Türkiye'de mesela kaçtı? Türkiye'de kaçtı bu? Türkiye'de 40-45 efendim. Ya çok daha yüksek. Yani daha çabuk. Tabii ki. Bu ne demek? Yani yüksek olması ne demek? Bu ne demektir? Biliyor musunuz? Şimdi olmayan bir virüsü. Evet. Buyurun. Yani şimdi mevcut çubuğu PCR testinde ağza ve buruna soktuklarında sürüntü alıyorsunuz. Sürüntü alıyorsun. Ne oluyor? O 40 döngü ne demek? 40 döngü ne demek? Oradaki bakterileri büyütüyor. Yani şöyle söyleyelim. Bir fotokopi olarak düşünelim bunu. Tamam. Sizin oradan almış olduğu sürüntüleri büyüterek, katlayarak büyüterek orada materyal arıyor. Gördüğü zaman da tamam diyor, gördüm diyor. Yani tamam, iyi bir şey değil mi bu? Varsa gördü işte, buldu. Ama yani. O materyal o materyal mi? Yani COVID-19'un materyallerinin kopyası olması lazım sizde, değil mi? Yani onun içinde tamam. Bu virüsün izole edilmesi gerekiyor. Yani siz eğer bir tanı kiti oluşturuyorsanız bu mikrobu tanıyorsunuz demektir. Yani bütün özelliklerini biliyorsunuz demektir, tamam mı? Onu bir tarafa koyuyorsunuz. Ben de Sayın Dilipak'tan şey alıyorum, sürüntü alıyorum. Bendeki verilerle karşılaştırıyorum, tamam mı? Eğer o veriler birbirlerini tutuyorsa ha diyorum. Sayın Dilipak'ta diyorum pozitif çıktı. Covid var diyorum, tamam mı? Şimdi anladım. Şimdi 40 ya, döngüde sistem böyle şimdi çalışıyor. Ne oldu? Tamam, şimdi ne oldu? Şimdi ne oldu? Dünya Sağlık şimdi Örgütü efendim, ortalamayı umut diyordu. Efendim dünya, aslında dünyadaki bilim insanların hepsi, yani gerçek bilim insanların hepsi buna tepki gösterdi. Ve biz de belki dünyada en fazla yayını 5G virüs olarak biz yaptık. Yani Nisan ayından itibaren düşünebiliyor musunuz? 13 ay biz PCR test yalandır, PCR döngü devirleri yüksektir. Bu konuyla elde etmiş olduğunuz testler, vaka sayıları doğru değildir. Yani bu konuyla ilgili biz kendi duygumuzu, düşüncemizi değil, bu konuyla ilgili bilimsel verileri paylaştık. Ve nitekim sonuna gelindi konunun. En sonunda Amerika'daki SDC ne yaptı? Bakın çok enteresan. Diyor ki aşı olmuşların diyor, eğer diyor test yapacaksanız diyor 28 döngüyle çalıştıracaksınız. Bakın inanın ben bunu okuduktan sonra yan yana koyduktan sonra karşılığını bulamadım. Yani böyle bir akıl tutulması, böyle bir sahtekarlık, böyle insanları hiçe saymak olamaz yani. Yani siz, ben şimdi Bülent Bey aşı olmuş, ben onu döngüsünü 28'de çalıştıracağım. Dilipak aşı olmamış, onu 45'de çalıştıracağım. Efendim böyle bir şey olabilir mi? Ha, bu neye geliyor bu? Çünkü bilim dünyası neyi diyordu? Diyordu ki siz madem bunu kullanıyorsunuz tanı kitini, PCR'ı, o zaman bunu 30'un altında çalıştırmanız gerekir diyordu. Yani doğrusu bu diyordu. Şimdi adamlar aşının işe yaradığını göstermek için, değil mi? Tabii ki aşının işe yaradığını göstermek için. PCR testlerinin o döngüsünü düşürdüler, bulamayacak yani, ne yapsa tabii bulamayacak. Tabii ki efendim, ha diyecekler aşı işe yaradı. Büyük skandal mı var efendim, o zaman? Skandal değil. Bu skandalın da ötesinde bir şey. Yani bunu bilmiyorum, yani normal bir Türkçeyle nasıl izah edilir?